Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Batı Afrika'da yer alan Senegal'in batısında Atlas Okyanusu yer alır. Kuzeyinde Moritanya, doğusunda Mali, güneyinde ise Gine bulunmaktadır. 14 bölgeye ayrılmış olarak yönen ülkenin başkenti, Senegal'in en kalabalık şehri olan ve en batısında yer alan Dakar şehridir. Resmi dilin Fransızca olduğu ülkede Soninke, Noun, Wolof ya da Pular gibi pek çok yerel dil de ulusal dil olarak kabul görmektedir ve sıkça konuşulmaktadır. 13.567.308 kişiyiz kişilik nüfusunun %94'ünü Müslümanlar oluşturur. %5'lik kesimin çoğunluğu Katolik olmakla birlikte bir kısmı da Hristiyandır. Yerli dinler ise geri kalan %1'lik kısmı oluşturmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda, Senegal'de tarih öncesi çağlarda da yaşam ve yerleşim olduğu görülmektedir. Bölgenin bilinen ilk sakinleri Takrurilerdir. Konumu sebebiyle stratejik açıdan önemli bir yere sahip olan Senegal, uzun yıllar Fransa'nın sömürge ülkesi olmuştur. Ancak 4 Nisan 1960'da bağımsızlığını ilan etmiştir ve yaptığı ekonomik kalkınmalarla özellikle Afrika siyasetinde önemli bir rol oynamıştır. Senegal, Fransızca konuşulan Batı Afrika ülkeleri arasında sanayi gelişmişlik düzeyi açısından Fildişi sahilinden sonra ikinci sırada yer alır. Bu başarının temeli, 1994'te başlatılan ve tedbirler içeren yapısal reformlara dayanmaktadır. Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır. Doğal kaynaklar ise sınırlıdır. Tarım sektörü, iş gücünün %70'ine istihdam sağlamaktadır. Tropikal iklime sahip ve okyanusa kıyısı olan Senegal'e gitmek için en iyi zaman Kasım-Şubat ayları arasındaki dönemdir. Sıcaklıklar 22-25 derece arasında olduğundan hem şehir gezisi hem de denize girmek için idealdir. Temmuz-Eylül ayları arasında ise yağışlar görülür. Batı Afrika'da yer alan Senegal'in batısında Atlas Okyanusu yer alır. Kuzeyinde Moritanya, doğusunda Mali, güneyinde ise Gine yer alır. Senegal'e gitmek için en rahat ve hızlı yolculuk hava yollarıyla yapılır. Türkiye'den Senegal'in başkenti Dakar'a direkt uçuş bulunur. Uçuş seferleri hemen hemen her gün düzenlenir. Uçuş süresi ise yaklaşık 7 saattir. Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Senegal halkının etnik kökeni de çeşitlilik gösterir. Nüfusun %43,3'ü Wolof Serer, %23,8 Pular, %14,7 Jola, %3 Mandinka, %1,1 Soninke ve %1 Avrupalı ve Lübnanlıdır. Birkaç küçük etnik grup da nüfusun kalan %94'ünü oluşturur. Senegal halkı çok misafirperverdir ve bununla gurur duyarlar. Ancak ülkeyi ziyaret eden kadın turistlerin çok açık tarzda giyinmesinden hoşlanmazlar. Özellikle kırsal kesimlerde omuzun kapalı olduğu kıyafetlerin tercih edilmesi iyi olacaktır. Erkeklerden ise bir gruba girdikleri zaman diğer kişilerle el sıkışması beklenir. Bu bir saygı ifadesidir. Yasalara göre cinsiyet ayrımı yasak olmakla birlikte, erkekler aile reisi konumunda yer almaktadır. Günlük yaşam içinde selamlaşma hafife alınmaması beklenen önemli bir unsur olup, iyi ilişkiler kurulması bakımından önemsenmektedir. Aile ilişkileri de önemsenmekte ve karşılaşmalarda aile bireylerinin sorulması sıkça rastlanan ön konuşmalar arasında yer alır. Tokalaşma merasimi de ülkede yaygın olup konuşmalar uzun tokalaşmalar eşliğinde yapılmaktadır. Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Senegal'in hem ekonomisinde hem de mutfak kültüründe en önemli unsur balıktır. Bunun dışında mısır ekmeği, yer fıstığı, kuskus ya da pirinç temel besin kaynaklarıdır. Biber sosu ve hurma yağını da yemeklerde sıkça kullanırlar. Başlıca yemek çeşitlerinden biri kızarmış balık, pirinç ve sebze sosu ile hazırlanan tiyebudiyendir. Balık ya da tavuk ızgara, kuru soğan ve limon sosu ile hazırlanan yassa au poulet ya da yassa au poisson denilen yemek de çok tercih edilir. Yemekler genellikle toplu olarak yenir ve servis tek tabakta yapılır. Senegal'in hem en güzel hem de uygun fiyatlı alışveriş yerleri açık pazarlardır. Ahşap, bakır ve batik ürünlere sıkça rastlanır. Cam altı sanatı ve kumla yapılan resimler de yaygındır. Senegal'den ahşap biblolar, masklar, el yapımı cam takılar, çömlekler, desenli şal ve kıyafetler, örgü ürünler satın alabilirsiniz. Başkent Dakar'ın en ünlü alışveriş yeri Sandaga Madness'tir. Burada aradığınız her türlü ürünü bulmanız mümkündür. St. Louis'i ziyaret edenler alışveriş için General de Gaulle Avenue'ye gidebilir. Senegal'de yılın farklı dönemlerinde pek çok eğlenceli festival düzenlenmektedir. Abene şehrinde yaşayan Kasamance halkının 10 günlük davul çalma gösterisi görülmeye değerdir.
her yıl Aralık ayının sonunda başlar ve yeni yılın ilk günlerinde devam eder. Senegal'in bağımsızlığını ilan ettiği 4 Nisan, şenliklerle kutlanır. Okullar 2 hafta kapalı kalır ve yerel halk aile ziyaretleri yapar. Dakar sokaklarında ise asker ve polis güçlerinin yürüyüş gösterileri izlenebilir. Her iki yılda bir Mayıs ayında düzenlenen Dakar Biennale, yani Dakar Biennale, ülkenin önemli etkinliklerinden biridir. Afrika ülkelerinden pek çok sanatçının buluşma tarihidir. Mayıs ayının bir diğer sanatsal etkinliği St. Louis Caz Festivali'dir. Afrika'nın en büyük caz festivali olan etkinlikte hem efsanevi isimler hem de yeni müzisyenler sahne alır. Her yıl Aralık ayında Senegal'in en büyük film festivali olan Festival International du Film de Quartier düzenlenir. Tropikal iklimin hakim olduğu Senegal'de hava sıcaklıkları yüksektir. Temmuz-Eylül ayları arasında ise yağış görülür. Kuzeydoğu ve güneybatıdan esen rüzgarların durumuna bağlı olarak kuru ve açık bir hava ile nemli geçen mevsimler yaşanabilmektedir. Yıllık yağış miktarı 600 mm'yi geçmez. Yağış mevsiminde en fazla sıcaklık 27 derecedir. Yağmur alan bölge güney kesimleri olup yıllık yağış miktarı 1500 mm'yi geçebilir. Senegal, Fransızca konuşulan Batı Afrika ülkeleri arasında sınai gelişmişlik düzeyi açısından Fildişi sahilinden sonra ikinci sırada yer alır. Bu başarının temeli 1994'te başlatılan ve tedbirler içeren yapısal reformlara dayanmaktadır. Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır. Doğal kaynaklar ise sınırlıdır. Tarım sektörü, iş gücünün %70'ine istihdam sağlamaktadır. Bu sebeple Senegal'in ekonomisi, iklim koşullarına, uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve hammadde fiyatlarına duyarlıdır. Turizm ise en önemli döviz kazandırıcı sektördür. Senegal'in son 10 yılda ekonomik büyümesi yıllık ortalama %5 düzeyindedir. %70'i 25 yaşından küçük nüfusa sahip olan ve işsizliğin %48 gibi yüksek bir seviyede seyrettiği Senegal, 2001 yılından bu yana BM en az gelişmiş ülkeler listesinde yer almaktadır. Ülkenin başlıca doğal kaynakları fosfat ve demir cevheri, başlıca sanayi ürünleri fosfat, gübre, petrol rafineri ürünleridir. Başlıca gıda ürünleri ise balık, yer fıstığı, mısır, pirinç, pamuk, domates, yeşil sebzeler ve hayvanlardır. Balıkçılık, Senegal'in önemli gelir kaynaklarından biridir. Dünya fosfat ihracatının %3'ünü sağlayan Senegal'in ihracatında fosfat, balıkçılıktan sonra en önemli gelir kaynağıdır. Kara ve demir yolu altyapısının eriştiği düzey, Batı Afrika ortalamasının üstündedir. Senegal'de 2014 yılı itibarıyla enflasyon %0,53 düzeyinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı %48, kişi başı GSY 1260 ABD dolarıdır. Ülkenin %94'ünü Müslümanlar oluşturmaktadır. %5'lik kesimin çoğunluğu Katolik olmakla birlikte Hristiyandır. Yerli dinler ise geri kalan %1'lik kısmı oluşturmaktadır. Arkeolojik çalışmalar, Senegal'de tarih öncesi çağlarda da yaşam ve yerleşim olduğu görülmektedir. Bölgenin bilinen ilk sakinleri Takrurilerdir. 15. yüzyılda ise Portekizlilerin Senegal Nehri kıyılarındaki kolonilere sahip olduğu bilinmektedir. İlk Fransız yerleşimi ise 1659'da St. Louis ve çevresinde yapılmıştır. Ülkenin kuzeybatısında yer alan St. Louis kenti, Fransız Batı Afrika sömürge kolonisinin başkentiydi. 1902'de ise başkent Dakar'a taşındı. İngilizler pek çok zaman Senegal'e sömürge yapmak amacıyla saldırdı. Ancak 1840'ta Fransa Senegal'i işgal etti. 1895'te Fransız Batı Afrika kolonisinin bir parçası haline getirdi. Senegal 1946 yılında Fransız Batı Afrika kolonisinin diğer parçalarıyla birlikte Fransa'nın deniz aşırı topraklarından birisi oldu. 1960 yılının başlarında Mali ile birlikte federe bir federasyon oluşturdular. Ancak bu federasyon 4 ay içinde çöktü. Konumu sebebiyle stratejik açıdan önemli bir yere sahip olan Senegal, 4 Nisan 1960'ta bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığını kazanan Senegal, Fransa'nın nüfuzu altında demokratik hayatına başladı. İlk devlet başkanı Leopold Sédar Senghor, 1981 yılında gönüllü emekliliğine kadar ülkenin siyasi hayatı üzerinde çok önemli bir rol oynadı. Senghor'dan sonra devlet başkanı Abdou Diouf oldu. 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yaptı. Diouf daha geniş alanlarda siyasi katılımı sağladı ve ekonomide devlet katılımını azaltmaya çalıştı. Diğer gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerini güçlendirdi.
1999'da uluslararası gözlemcilerin özgür ve adil gördüğü bir seçimde muhalefet lideri Abdoulaye Wade Diouf'u mağlup etti. Senegal, bir siyasi partiden diğerine barışçıl bir geçiş yaşadı.